Haziran hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl geçti Kutsal Motor'da yayınlandığın ilk bölüm sonrasındaki inanılmaz celebrity haftan? İnanılmazdı. Kurduğun dişine kan değdi diye bir şöhretin tadına baktım. Bilmiyorum, güzeldi. Beklediğimden daha seyitirim varmış. Memnunum. Yolda tanınıyor musun diye soracağım ama çok yola çıkamadım herhalde. Sokağa çıkmıyorum zaten. Ama evet. O günleri hasretle tabii ki bekliyorum. Bir Kadıköy'e yolum düşsün. Halklar ve elit, biliyorsunuz bizi elitler daha fazla takip ediyor. Bugün de elit ve şey konusunu konuşacağız. Halk ve elit ve tabii ki asıl olarak Boğaziçi meselesini konuşmaya karar verdik. Çünkü ben buraya gelirken bu kaydı çarşamba günü yapıyorum. Güncel bir şey olduğu için bunu söylemeye ihtiyacı duyuyorum. Çünkü siz bunu izlediğinizde arada neler yaşanacak, hani bunları bilemiyorum ama şu andan Boğaziçi ile ilgili neler konuşabiliriz ve işte son birkaç gündür tanık olduğumuz şeyleri nasıl yorumlayabiliriz, bunu konuşmak için geldim. Evet, buraya. Yani şimdi yeni yıla girdik ve bir şeyler oluyor gene yani. Bir baktık ki yine Twitter'da bir gündem var. Boğaziçi'nde bir şeyler oluyor. Neler oluyor önce? Belki hiç duymayanlar, haberi olmayanlar vardır. Veya duyup da anlamayanlar vardır. Şimdi aslında Boğaziçi'ndeki süreç yeni yılla birlikte başlamış olmakla birlikte bundan bir kısa bir tarihi daha var. Aslında 2016'da OHAL KHK'larından biriyle rektörleri de YÖK'ün ve Cumhurbaşkanı'nın atamasına karar verilmesi üzerine Boğaziçi'nde süreç bir süre gerilmişti. O dönem 2016'da atanan rektör Mehmet Özkan üniversite içerisinden birisiydi. Üniversite kadrosundan ayrıca kişilerle beraber rektörlüğü üstlenmişti. Dolayısıyla o süreç aslında daha yavaş geçti ve üniversite bir tepkiye neden olmadı derken, fakat ocağa girdiğimiz ilk gün Melih Bulu'nun rektör olarak atandığının açıklanmasıyla birlikte işin rengi değişti. Üniversitede de bir hareketlilik oluştu. Hemen araya girip Melih Bulu kimdir diye soralım. Melih Bulu bizim daha önceden tanıdığımız bir isim değil ama benim en azından tanıdığım bir isim değil ama bu süreçle birlikte benim de hayatıma girmiş bir isim tabii ki. Görebildiğim kadarıyla daha ziyade girişimcilik gibi alanlarda uzmanlaşmış bir akademisyen. Boğaziçi'li değil, lisans eğitimi. Bu çok tartışılan bir konu. Yüksek lisansını ve doktorasını yaptığı Boğaziçi'nde ortaya konuluyor. Fakat doktora teziyle ilgili, yüksek lisans teziyle ilgili de çok tartışmalı durumlar var. Malumunuz intihal gibi, aslında belgelerle karşı karşıya intihal yaptığına dair. Ama bunların ötesinde Melih Bulu, ismi de çok mizaha gelen biri, kendisi de çok mizaha gelen biri. Ama şu anki bizim hayatımıza girme nedeni hiçbir şekilde Boğaziçi tarafından yönlendirilmemiş, aday gösterilmemiş olmasına rağmen YÖK'ün rektör atamalarında aday olmuş olması, kendi tarifiyle 9 aday arasından seçilmesi ve Cumhurbaşkanı tarafından Boğaziçi'ne rektör atanmış olmasıyla hayatımıza girmiş biri. Melih Bulu bunu bu kadar basit olmasını isterdi herhalde ama tabii ki bunun arkasında çok fazla bir sürü mesele de beliriyor. Peki başta Boğaziçi'ler olmak üzere neden toplumun büyük bir kısmı bu konuda inanılmaz derecede öfkeli? Aslında burada tuhaf bir durum söz konusu. Çünkü Boğaziçi'de sonuç itibariyle her ne kadar bu işi Melih Bulu politikadan, şundan bundan uzak tutmaya çalışsa da, partiler ideolojiler üstü bir çatışma, bir mesele haline getirmeye çalışsa da sonuç itibariyle en nihayetinde şu anda ülkeyi de yöneten partide daha önce siyaset geçmişi olan biri. Dolayısıyla iktidara yakın olduğu tahmin edilen diyeyim artık. En azından zaten Cumhurbaşkanı tarafından seçilmiş biri. Sadece Boğaziçi'nde tamam, Boğaziçi'lilerin bir tepki göstermesi elbette ki normal. Hani eğitim kalitelerinin düşeceğinden endişe ediyorlar. Yaşadıkları sonuçta Boğaziçi belli bir oranda yarattığı, hem düşünsel hem de yaşam olarak yarattığı özgürlükçü atmosferle de bilinen bir okuldur. Ve hani biraz bu havayı da değiştireceğinin sinyallerini veriyor. Bu sinyalleri herhalde en çok okulun kelepçelenmesinde gördük. Ben bu konuyu hazırlanırken dün genç öğrenci arkadaşların evleri basıldı, evlerinden zorla gözaltına alındılar falan. Zaten şimdiden Boğaziçi'ler için çok yeni olan bir takım durumlarla karşı karşıya kalındı. Bunların hepsinden rektör sorumlu olmasa bile en azından üniversitedeki polis varlığından rektör sorumlu tutuluyor. Kelepçeyle ilgili rektör sorumlu tutuluyor ve zaten bu başlı başına üniversiteyle yönetim arasında bir gerilim yaratan bir şey. Sadece öğrenciler değil, yönetim de zaten Melih Bulu'yu kabul etmiyor. Çünkü bu kişinin bu okulda yeterlilikleri karşılayarak değil, ya da okuldaki diğer yönetimin onayıyla, onların çabasıyla, önerisiyle değil, çok daha tepeden, merkezden, çok merkeziyetçi bir şekilde oraya geldi. Bu zaten şu anda bizim hayatımızın çok bildiğimiz bir şeyine dönüştü. Demokrasi anlayışına dönüştü yani. Bütün gücün tek bir yerde toplanmış olması, işte herhangi bir belediyeye de Cumhurbaşkanı'nın kayyum atıyor biliyor olması, üniversitenin rektörünün atıyor olabilmesi, yani her yerdeki gücün tek bir noktada toplanıyor olması. Bu görebildiğimiz kadarıyla üniversite içerisindeki AKP'li öğrencilerde bile bir itiraz yarattı.
Ve aslında bu da çok ilginç bir şey çünkü bütün memleketin yönetim sistemini kendine layık görmediklerini görüyoruz aslında burada AKP'li Boğaziçi'li öğrencilerin. Onlar da bir kendi içinde bir çelişki ve şey yaşadılar. Çatışma yaşadılar aslında. Sonuç itibariyle görebildiğimiz kadarıyla kimse Melih Bulu'yu istemiyor. En isteyemesini düşündüğümüz AKP'li öğrenci bile istemiyor. Yönetim kadrosu istemiyor. Şu istemiyor, bu istemiyor. Geri kalanı da Türkiye'nin pek konuyla ilgilenmiyor. Tam bir böyle yeni Türkiye figürü gibi kendisi. Böyle çok prototip bir tarafı var. Bir yandan okula ya AK Parti ile zaten bağları olduğu işte milletvekili aday adayı olduğu falan ortadayken hem okula atanıyor sonra oradaki hal ve tavrı da çok trajikomik bir figüre işaret ediyor. İşte kendi yuhalayanlara el sallaması, işte televizyonda yaptığı açıklamalar, ben işte intihal yaptım ama yapmışım ama bilmiyorum. Ya bir akademisyenin bunu demesi bile kendi başına aşırı trajikomik bir şey olduğu için sen o kişiyi yani bir figür olarak nasıl görüyorsun? Yani direkt olarak kendi kimliği ve geçmişi üzerinden bir incelememiz gereken kişi yoksa oraya getirilmiş bir figür, tamamen böyle mekanik, makineleşmiş bir mekanizmanın bir öğesi olarak mı görmek belki mi? Bir de şuna çok kısa bir şey daha ekleyeyim. Belki bir arada cevaplarsın. Bu atamanın arkasında aslında iktidar kanadı olduğu tamamen biliniyor. Zaten hani bu tarzda yapılan bir şey. Melih Bulu'nun sergilemiş olduğu tavırlar hükümetten ayrı değerlendirilebilir mi? Yani onların aslında Türkiye için yapmak istediklerinin de bir resmi diyebilir miyiz aslında onun şu an sergilediği tavırları? Yani şimdi önce Melih Bulu ile ilgili konuşayım. Melih Bulu'nun hissettiğim savunusu tüm bu şeylere, hani bu tüm bu ılımlılığı, hoşgörüsü, tatlaşlığı diyeceğim neredeyse artık. Benim görebildiğim kadarıyla hani tıpkı ÖTK'nın açıklamasında biz partiler ve ideolojiler üstü olmaya çalışıyoruz demişler ya. Yani Melih Bulu da gerçekten partiler ve ideolojilerin üstünde güç neredeyse, kendine fırsat kapıları açacak olan şey neresiyse oralarda bulunmaya çalışmış. Üniversitenin ilk yıllarında işte kendisi de anlatıyor. CHP milletvekiline danışmanlık yapmış. Sonra Liberal Demokrat Parti'yi, zaten gerçekten sıçramaların insanı, ardından Genç Umutların başındaymış, ardından müthiş bir sıçramayla AKP'ye geçmiş, yine aynı müthiş sıçramalarla şu anda da rektör haline gelmiş. Ve bence kendisi de başına gelen şeyin çok adil ve şey bir şey olmadığını farkındadır, çok şanslı hissediyordur herhalde. Ben buralara nasıl gelmiş düşünmezdim diye düşünüyordur. Dolayısıyla biraz şey halinde, yani bunu biraz yumuşak bir şekilde idare etme gibi bir şey var. Fakat nasıl toplum onu AKP daha farklı düşünebilir ki? Yani savunan gazeteler belli. Bütün bu şeyi çarpıtan durumlar belli. Ki daha üniversiteye girdiğinin ilk gününde de işte kapının kelepçelenmesi. Boğaziçi'nin tarihinde çok az gördüğü bir şey içeriye polis girmesi. Diğer üniversitelerden farklı olarak biraz aslında siyaset yapmanın da daha imkanı olan, politika yapmanın imkanı olan ki zaten belki de Boğaziçi'lileri daha yetkin kılan şeylerden biri bu özgürlükleri de olabilir. Çünkü örgütlü olabilmek, siyaset yapabilmek insanı çok besleyen şeylerdir. İnsanı eğiten, öğreten şeylerdir. Yani aslında zaten kendi halinde örgütlü olmanın kendisi bile, siyasetle ilgileniyor olmanın kendisi bile lisede, üniversitede bir insanı tam yapan, bütün yapan, dünya ile ilgili her konuda yetkin kılan bir şey. Sonuçta aslında üniversitelerden çekilmeye çalışan, alınmaya çalışılan şey bu. Yetişen neslin tam anlamıyla yetkin, bu ülkeyle ilgili, kendileriyle ilgili, davranışlarıyla ilgili sorumluluk alabilen, örgütlenebilen, dünyayı olumlu yönde değiştirebilecek insanlar olmasına karşı bir şey oluşturuyor burada. Yeni bir üniversite kültürü oluşturmaya çalışıyor. Ben hemen araya girip bütün bunların Melih Bulu'nun Metallica dinlemesiyle ne alakası var diye sormak istiyorum sana. Ben hard rock dinleyen, Metallica dinleyen bir rektörüm ve hala da devam ediyorum. Bu çok eski bir tarzdı aslında. Yani AKP'nin çok uzun zaman kültürel benzerlikler üzerinden aslında ideolojik bir ortaklık kurma meselesi. Ben de sizler gibi Metallica dinliyorum diyor. Zannetmiyorum şu an 19 yaşındaki bir çocuk için yani Metallica ne anlama geliyor, bunu da çok merak ettim. Benim zamanımda bile artık hani müziğe meraklıysanız falan dinlenen bir şeydi. Zaten Psytrans dinliyorum dese de bir şey değişeceğini zannetmiyorum. Gerçekten insanlar bu kadar politik bir tepki veriyorken onu inatla böyle başka bir mahalle çatışmasına, bir kültürel çatışmaya, ben de onları dinleyen bir insanım. Dolayısıyla kültürel farklılıklarınızı hoş görmeye razıyız. Yeter ki AKP'li olun gibi bir şey yaratıyor aslında. Ama tabii insanlarda çok komik bir şey yarattı. Çünkü çok demode bir grup. Ne alaka? Niye yani? Niye böyle bir şeyden bahsediyor? Ve bu nasıl bir çok sesliliğin ifadesi haline gelebilir bir müzik grubu dahi gibi bir şeye varılıyor. Ama zaten şöyle, bu kültürel fark meselesi aslında ilk şeyle vurgulandı bu meselede. Hilal Kaplan'ın, bu Melih Bulu'nun onun atandığının açıklanması üzerine bir şey oldu. Bir tweet attı. Dedi ki çok güzel olmuş. Her zaman elitler mi olacak? Biraz da millet, Boğaziçi milletindir de diye bir açıklama yaptı. Dolayısıyla bir elit ve millet ayrımı yaratmış oldu. Şimdi bu ayrımı biz aslında AKP iktidara geldiğinden beri çok fazla tanık olduğumuz bir şey. Yani bir yerde bir elitler var, bir de bir halk var. Şimdi normalde
dışarıdan baktığınızda sanki sınıfsal bir şey söylüyormuş gibi. Ama aslında hiçbir sınıfsal tabanı olmayan bir şey söylüyor. Siz bir öğretmen çocuğu olarak çocuğunuza kitap da okutuyorsanız elitsiniz. Aynı zamanda işte inançlı ve daha ne bileyim daha geleneksel değerlere bağlı bir 6 tane dükkanı olan bir halıcıdaysanız da halksınız gibi bir şey oluyor. Arada böyle bir uçurum yaratılıyor. Bu Boğaziçi'de... Elit denilen şey yani birazcık doğuştan gelmesi gereken, doğuşta kazanılan bir özellik değil midir elitlik? Evet, şimdi bu, ve bunun yokluğundan da bahsedemeyiz. Aslına bakarsanız belli ailelerden gelmenin, İstanbul'da belli liselerde okumanın, örneğin Boğaziçi'nin öğretim kadrolarında yer almayı kolaylaştırmadığından bahsedemeyiz. Kültürel sermayenin yokluğundan bahsedemeyiz. Yani bizi tabii ki başka yaşıtlarımızdan daha avantajlı kılabiliyor. Bunlar tabii ki gözden çıkarılacak şeyler değil her zaman. Bu tür alışkanlıklar da seküler ailelerde var oluyor. Fakat işin gerçeği bu. Yani bu ikili arasında aslında sekülerlik ve inançlılık gibi bir ikilik kurmak çok da politik bir tarafı olmayan bir şey. Sadece ve sadece yine AKP'nin işine gelen bir ikilik aslında. Tam bu yüzden ilk bu şey duyduğumuzda, yani bu Türkiye'de aslında seküler bir elit var ve güç aslında her zaman bunlardaydı ve buradan yayılmalı kavramsallaştırması, bu sosyolojik tespit sıklıkla Boğaziçi'ndeki beşeri bilimler bölümleri ve oradaki akademisyenlerle özdeşleştirildiği için Türkiye'de ve bunun bu anlatının muhalif çevrelerde de yayılmasının, AKP'nin bugün güçlenmesine neden olan mekanizmalara güç verdiğini diyeyim, yani orada bir teorik açıklama yarattığını sol liberalizm içerisinde düşündüğü için insanlar ilk Boğaziçi ile ilgili Hilal Kaplan elit ve millet kavramsallaştırmasını kullandığında insanlar bunu çok ironik bir yerden aldılar ve ilk akıllarına gelen tabii ki bu oldu. Fakat bence burada güzel olan bir şey var ki Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri bize şunu gösterdi. Hayır, biz bu üniversitenin kimliğinden, sizi hatırlattığı şeylerden, burada kadrolaşan hocalardan, şundan bundan, buranın yerleşik düzeninden farklı olarak biz burada buraya 19 yaşında giren insanlarız ve okulumuzu savunuyoruz. Bu sizin hatırladığınız Boğaziçi ile sınırlandırılamayız dediler aslında. Ama ilk baştaki şey belki bundan 10 sene önce bir Boğaziçi derse de girdiğinizde de duyabileceğiniz bir şeydi aslında ilk söylenen şey. Yani bundan sonra artık Boğaziçi sekülerlerin değil milletin. Yani AKP seçmeninin. Aslında doğuştan gelen bir imtiyazlı sınıf mekanizmasını kendi seçmeninin bir popülist bir kavram olarak çıkarıyor aslında eliti, yani Hilal Kaplan özelinde, yoksa evet, dediğin gibi yani kendisi bir yalıda ikamet eden biri olarak, yani hangimiz daha ondan elit olabiliriz eğer elitlik sınıfsal bir yerden bakarsak. Bu da var, aynı zamanda bu şey hani çok fazla egemenin işine gelen bir kavramsallaştırma, bu bir anlatı bu elitler ve millet diye. Çünkü bu elitler kategorisinin içine bir yandan da işte beyaz yakalılar da giriyor, işte bir şekilde üniversite mezunu olanlar da giriyor ve gerçekten mesela biz bazı Boğaziçi öğrencilerine baktığımızda sosyal medyada gördüğümüz kendilerini elit zannediyorlar. Yani asıl acıklı kısım bu ki muhtemelen mezun olduklarında belki zor iş bulacaklar, muhtemelen hak etmedikleri kadar az para alacaklar, gittikçe zaten hani öyle artık orta sınıf zannettikleri orta sınıf falan değil. Hani ne olursa olsun ve bu insanlar hala kendilerini aslında, yani çok şey bir şey söyleyeceğim ama, sınıf kardeşlerinden ve diğer işçilerden, yani mavi yakalılardan, şunlardan bunlardan çok farklı ve çok ayrıcalıklı ve özel hissediyorlar. Evet, koşulları biraz daha iyi olacak ama aslında kaderleri o insanlara da bağlı. Yani bu şey her anlamda beraber hareket etmesi gereken kitleleri kültürel bir şekilde bölen bir anlatı, bir kavram hali, seti diyeyim. Burada bir şey yaratmak, eğitim almış ya da işte bir biçimde kültürel ilgi alanları olan insanlarla olmayan insanları ayırmak böyle bir şeye yarıyor. Ya şimdi Boğaziçi'lilerden bu kadar bahsetmişken bir yandan da özellikle Melih Bey'in tarafından gelen kapının önünde eylem yapanların büyük bir kısmı Boğaziçi öğrencisi değildi gibi bir de söylem var. Bunun yanı sıra sosyal medyaya baktığımızda da bir takım Boğaziçi Üniversiteli öğrenciler olduğunu fark ettiğimiz bazı kişiler de kapının önünde bizim dışımızda da eylem yapan örgütlerden isimler vardı deniyor. Bir üniversitede böyle bir iktidar tarafından yapılmış bir atamayı eleştirmek için illaki o üniversiteye mensup olmak mı, o üniversitenin öğrencisi mi olmak gerekiyor? Ya da hangi taraf? Ülkecek sahiplenmemiz evet, kadar doğal bir şey olabilir mi yani? Bir hepimizin bir üniversitesi ya sonuçta. Kendi tabirleriyle bir millet üniversitesi ise eğer ki Boğaziçi, zaten otomatikman milletin tamamından da destek alıyor olmaları normal değil mi?
Evet, özellikle de öğrencilerin tamamından destek alıyor olmaları, diğer üniversitelerdeki öğrencilerden destek alıyor olmaları çok mantıklı bir şey. Çünkü hani zaten burada temelde bahsettiğimiz şey sadece Boğaziçi özelinde bir şeyden bahsetmiyoruz. İşte eğitimde özelleştirmeden bahsediyoruz, eğitim kalitesinin kendisinin düşmesinden bahsediyoruz. Ve Boğaziçi her ne kadar aklınıza işte eliti, şunu bunu ve başka bir sürü şeyi getiriyor olsa da Türkiye'nin en iyi üniversitesi olarak hala, yani bizlerin de şu an bu odada oturanların da ve beni izleyenlerin de çoğu için Boğaziçi'de kendi okuduğumuz üniversitelerde hiçbir özel okula gitmeksizin eğitim alabildiğimiz yerler oldu. İyi ve nitelikli eğitim alabildik yıllar boyunca üniversitelerden. Belli bir özelliğe sahipti bu üniversiteler ve biz bu sayede ufkumuzu açacak şeylerle karşılaşabildik. Şu anda üniversite okuyan öğrencilerin bu şanslara sahip olmadığını görüyoruz ve yani bu haklara tekrar sahip olabilmek için ister Boğaziçi'nde eylem yaparlar, ister İTÜ'de eylem yaparlar. Sonuçta eğer bütün üniversiteler YÖK'le yönetiliyorsa ve hepsinin rektörünü Cumhurbaşkanı seçiyorsa neden dışarıdan bir öğrenci gelip eylem yapmasın ki Boğaziçi'nde? Yani zaten rektörü seçen aynı kişi bir yandan da. Yani aynı kişiye karşı eylem yapılıyor bir ölçüde, yani aynı karara karşı eylem yapılıyor. AK Parti'nin aslında son yıllardaki eğitim politikası düşününce, yani bu Boğaziçi olayı mesela bende bir şok etkisi yaratmadı. Sen de yarattın mı? Bende de yaratmadı. Yani benim için şok etkisi demeyeyim ama heyecan verici ve mutluluk verici olan şey öğrencilerin gerçekten güçlü bir şekilde durmasıydı. Ve ben şeyi de gördüm mesela, artık genç ve politik olmaya dair her şeyi terörize etmeye dair bir şey var. Mesela işte ellerinde pankartlar türküsü, DHKPC şarkısı falan diye paylaşılmaya başlandı. Bu bir Ruhi Su bestesi. Şarkı yazıldığında DHKPC diye bir örgüt bile yoktu ortada. 1969'da yaşanan bir olayla ilgili bir türkü. Ve daha önemlisi, türkünün özü gençlerin cesaretle sokağa çıkması, genç olmayan insanların da onlara katılmasına yönelik bir çağrı. Yani 6. filo eylemlerinde için yazılmış ve orada bir kanlı pazar, bir sağ görüşlü kişilerin sol görüşlü öğrencilere saldırdığı ve 3 kişinin hayatını yitirdiği bir olayla ilgili yazılmış bir şarkı olsa da temelinde sözleri gençlerin kendilerini dışarı çıkarmasıyla ilgili ve bizlere aslında kültürünü silebileceğimiz, baskılayabileceğimizi düşündüğümüz gençlerin aslında tam tersi öncü olabileceği, bizlere de cesaret verebileceği üzerine bir şarkı. Bunu söylüyorlar ve bununla halay çekiyorlar. Gerçekten hani ortada, bize zaten en tuhaf şeylerden bir tanesi bu. Ortada bir görüntü yok. Bize sürekli dışarıdan gelen öğrencilerin terör eylemleri gerçekleştirdiğinden, büyük bir tehlike estirdiğinden bahsediyorlar. Halay çekiyorlar. Slogan atıyorlar. Hiçbir şey olmuyor. Barışçıl bir şekilde yapılan bir protesto dahi bu noktaya çekilebiliyor. Bu da zaten ya, genel olarak ülke çapında ne zaman bir protesto, ne zaman bir hareket, ne zaman bir gösteri olsa protesto eylemin içindeki bir grubu özellikle marjinalize edip o eylemi bir şekilde bölebileceklerini ve asıl amacından, bağlamından saptırabileceklerini düşünüyorlar sanki, değil mi? Evet ve bunu aslında sık sık karşılaşıyoruz aslında. Hep bir grubu çok masumlaştırdıklarını ve bir grubu tam tersi bir yere koyduklarını ve bu iki grup arasında hiçbir şey olamayacağını şey yapıyorlar. Mesela Gezi'de bunu flamalarla ilgili yaşadık. Ve orada öyle bir şey yapılıyordu ki sanki hani bir masumlar bir de flamalar var. Ve asla bir flamalı o grubun içinde olamaz. Beraber hareket eden bir şey de yok. Saf masum bir kitle ve onu öncülük eden, onu kışkırtan, onu hükümete karşı işte taraf haline getiren bir şey var. Çok tabii işe yarar bir hikaye oluyor. Çünkü binleri de dökseniz sokağa her zaman AKP şunu iddia edebiliyor. Ama bize karşı çıkan 15 kişiydi. Yani Boğaziçi'nde de aynı şeyi yapıyorlar şu anda. Bize karşı çıkan zaten aslında hani burada atama rektöre ve şeye karşı çıkan hepi topu aslında 10 kişi varmış gibi oluyor. Halbuki orada bütün bir okul şeye dökülmüş olmasına rağmen onları da susturmuş ve iradelerini yok etmiş oluyorsun. Buna karşı aslında belki de yapılması gereken en önemli şeylerden bir tanesi örgütlü yaşamın bu kadar marjinalize edilmesine izin vermemek gerekiyor. Beraber dayanışma içinde olmak, beraber fikir üretmek, muhalefet yapmak, bunlar güzel şeyler. Bunlar bir insan hayatından çıkmaması gereken şeyler, insanları derinleştiren şeyler. Ben şahsen açıkçası bildiğim birçok şeyi okuldan çok böyle alanlarda, yani benimle aynı siyasi görüşlere sahip olan insanlarla sosyalleşebildiğim için, onlarla hayatı yorumlayabildiğim için, kültürü sanatı yorumlayabildiğim için sahip oldum. Burada biraz hissettirilen şey de hani bu marjinalizasyondan da biraz çıkmak gerekiyor. Her seferinde belki öğrencilere de hani bunu hatırlatmak gerekiyor. Ne kadar siz politika, ideolojiler ve politikalar üstü olmak isteseniz bile öyle bir şey pek mümkün değil. Yani evde gezen kediniz bile artık ideolojiler ve partiler içinde değerlendirilebiliyor. Oradan bile size bir kimlik atanabiliyor. Belki de onu reddetmemek lazım bir noktadan sonra. Yani eğer sizleri birileri marjinal olduğunuzu söylüyorsa, bilmiyorum yani LGBT artı hareket bu şekilde gördüğünüz gibi gayet güzel idare etti. Birileri marjinal olduğunuzu söylüyorsa
Evet, marjinalim demek belki de en doğrusu olabilir reddetmek yerine. LGBTİ artı deyince aklıma geldi. Boğaziçi queer bir kimliğe sahip midir? Boğaziçi queer bir kimliğe de sahiptir. Bana sorarsanız daha ziyade birçok özgürlükçü şeyle sahiptir. Zaten bu elit söyleminde böyle bir şey de var. Bizler işte bu çok yaygın bir inanış ve daha geçmişte özellikle dile getirilen bir şeyden. Açık bir eşcinsel olarak yaşamanın, bekar bir kadın olarak yaşamanın, hayatta toplumsal normlara uygun olmayan tercihler yapmanın ve hayatlar sürmenin kendisinin elit bir tutum olduğu, elit bir davranış olduğu çok söylenir, kabul edilir, bu şekilde konuşulur ve aslında bu çok da şeyde işe yarayan bir şeydir. Hani bu hayatları yaşamak istiyorsanız, daha toplum dışında olmak istiyorsanız işte sizi belli mahallelere itilirsiniz, daha orta sınıf bir hayat sürdürmeye zorlanırsınız falan filan ama aslında bu gerçek değildir. Her sınıfta, her hayatta, her toplumun her kesiminde benzer özgürlükçü, ahlak karşıtı, yani genel ahlak, toplumsal ahlak karşıtı tavırlarla karşılaşabilir. Boğaziçi'nde de aslında her zaman kurulan anlatı bunun üzerinden, yani bunlar rahat rahat takılıyorlar. Çünkü hani zaten bunların hani ahlak da dertleri değil, toplum da dertleri değil. Toplumun seçkin bir kesimi olduğu için onları ilgilendirmiyordu zaten ama asıl işte bizi, geleceğimizi ve ailelerimizi koruyan AKP şimdi bu konuya el atıyor gibi bir şey yaratıyor aslında. Evet, zaten daha yeni değil mi ya üniversiteler fuhuş yuvası diyen öğretim üyesi? Ve hemen arkasından gelen bu hamle yani bana tesadüf gelmiyor tabii ki. Tüm bu eğitim reformunda, tırnak içinde reform dediğim yapılanmayı da düşününce aslında. Yani burada şey yapılan şeyi de çok farkındayız. Yani burada üniversiteler fuhuş yuvası dendiğinde hiçbir şekilde aslında öğrencileri hedefleyen bir sesleniş değil bu. Tamamen ailelerine, adeta bir şey gibi lisede seni ispiyonlayan bir ailenle konuşan bir müdür yardımcısı gibi tamamen senin ailene yönelen bir şey var. Yani çünkü insanlar, üniversite öğrencileri de muhafazakar yaşamlar sürdürmek isteyebilirler tabii ki. Ya da inançlı olabilirler, bambaşka şeyler olabilirler. Yani bunlarda hiçbir sorun yok ama kimse diğer sıra arkadaşlarının yaşamına karışma arzusunu niye hissetsin eğer kendisine aslında karışılmıyorsa? Bu üniversitelerin içinde yaşanan bir şeyden ziyade üniversiteyi dışarıdan getirmeye çalışılan bir şey ve bir şekilde aslında şeyi vaat ediyor. Çocuklarınızı, özellikle de kız çocuklarınızı, hayatınızdaki kadınları istediğiniz kadar yönetebileceğiniz, haklarında, hayatları hakkında her türlü sözü söyleyebileceğiniz bir yönetim vaat ediyorum size. Bu da diyormuş. Biraz şeyle bağdaştırılabilir değil mi? Yani AK Parti'nin çok sık konuşulan bir şey son zamanlarda. Z kuşağının, Y kuşağının AK Parti'yi kale almaması, dinlememesi, söyledikleriyle ilgilenmemesi ve bunun üzerinden aslında geliştirilmiş uzun vadeli bir siyasal politika herhalde olarak da bakılabilir yani tüm bu sürece. Bunu bir partisi olarak görebiliriz sanırım. Evet, görebiliriz. Tabii ki aynı zamanda ama şöyle bir şey de var. Yani bir yandan da itiraz edemeyecek. Yani umursamıyor olsalar bile, yani birçok kişi AKP ile ilgili sorun yaşıyor olabilir, muhalif olabilir ama umursuyor ya da umursamıyor da ciddiye almıyor da oy vermiyor, veriyor olmaktan öte itiraz edemeyecek nesiller yaratmak gibi bir şey de var. Yani yeni nesillerin buna nasıl karşı olduğunu ifade edecekleri, bunu nasıl başka insanların da bunun neden yanlış olduğunu aktarabilecekleri araçları elinden almaya yönelik bir şey var. Zaten aslında Blue bunu çok güzel ifade ediyor. Diyor ki benim zaten diyor bu partiler üstü kariyer şeyin içinde benim özel sektör şeyim de vardır diyor. Ben çok güzel şirket yönettim zaten diyor. Yani orayı bir bilgi ortamı, bir işte bilgi, siyaset, sanat, artık aklınıza ne gelirse yani insanı var eden, kendimiz için harcadığımız emekleri var ya hani üniversitede, biz bunları kendimize harcarız. Üniversitenin temel bizi iş hayatına hazırlayan bir şeyden farklı olan kısmı budur herhangi bir meslek eğitiminden. Biz orada emeğimizi, çalışmalarımızı kendimiz için, kendi ufkumuz için ne kadar çabalarsak o kadar üniversiteden daha yetkin bir insan olarak çıkarız. Bunun yollarını kapatmayı bir yandan söylüyor açık açık zaten. Ben buna da geliyorum bir yandan diyor yani. Bir rektör değil oraya bir CEO gibi atandığı ve dolayısıyla o kültürü değiştirmek istediği ne şey yapıyor yani. Defalarca şunu söylüyor. Oradan iyi öğrenciler çıkmasına öte diyor ki işte burası Türkiye'ye çok yararlı olabilecek bir yer. Bizim en çok işte bilimsel araştırmalarımızın işte kale alındığı yer Boğaziçi. Yani bizim Boğaziçi'nden çıkan araştırmalarımız, bunların bilimimiz dünyada da dikkate alıyor diye. Niye o zaman aynı şekilde yürütmüyorsun da bambaşka bir sistem getiriyorsun? Yani demek ki o üretilen şeyi artık sen o öğrenciler ve ülkenin entelektüel yaşamı için değil ya da işte ülkenin bilimsel, kültürel yaşamı için değil, başka bir şey için, bir sermaye oluşturmak için harcayacağını açık açık söylüyorsun. Yani artık öğrenciler kendileri için emek harcamak yerine yerli ve milli devlet için emek harcamaya yönlendiriliyorlar. Bu zaten yeni bir gençlik tanımı ve gençliği atıllaştıracak bir şey. Sonuç itibariyle daha üniversiteden mezun olmadan köleleştiren ve emeklerine el koyan bir sistem oluyor.
Bundan birkaç yıl sonra dahi aslında geri dönüp bugünlere baktığımızda herhalde hepimizin önünde bir kare, bir görsel olacak. O da üniversite kapısının kelepçelenmesi. Burada farklı bir sanki bir şey var. Onu aslında ben sormak istiyorum sana. Şimdi normalde bu tarz polis olaylarındaki rektör inatla diyor ki üniversitenin içinde polis yok ama öğrencilerin çektiği videolardan görüyoruz ki aslında üniversitenin içerisinde de polis var. Ama bir inkar var. Yani orada polisin yaptığı eylemlerle ilgili rektör şey diyor. Polisi ben davet etmedim. Polisi ben çağırmadım. Tabii ki bilgim vardı ama ben böyle bir şeyin emrini vermedim gibi bir açıklamaları da var. Ki biz alışırız ki aslında bu ülkenin cumhurbaşkanı bu tarz polis olaylarında hep çıkıp emri ben verdim, açıklamayı ben yaptım gibi de açıklamalar yapılır. Ama iktidara yakın gazetelerin bugünkü manşetlerine baktığımız zaman polisin kelepçe davasına rahatsız olduğunu, bunun yine FETÖ tarzında bazı örgütlerin yapmış olabileceğini, asla ve asla polisin üniversiteye kelepçe vurmak gibi bir düşüncesi olmadığını, yani bu yapılan olayları sahip çıkmak yerine sanki eleştirel tarzda ve olmaması gerektiğini savunan bir şey var. Az önce de hani sen de şeyden bahsettin, Melih Bulu'nun aslında hani ne kadar partiler üstü bir tavırda bulunduğunu, iktidarın bir onayı olmadan, hatta Cumhurbaşkanı'nın onayı olmadan bu açıklamaları yapabileceğini herhalde burada hiçbirimiz düşünmüyoruz. Peki AK Parti'nin buradaki asıl stratejisi ne? Yani bilmiyorum açıkçası. Stratejisini anlamaya imkan yok. Çünkü yani üniversite girmedin ama evleri de basan sensin. Yani o kadar büyük bir bilgi kirli. Yani şu anda benim gördüğüm Boğaziçi'nde birkaç saat süren bir yürüyüş gerçekleştirdi. Ve bu yürüyüşü 3 ayrı terör örgütünün, yani birkaç bin kişinin katıldığı, polisinden eylemcisini 3 ayrı terör örgütü tarafından bu yürüyüşün çarpıtıldığı iddia edildi şimdiye kadar. Yani basit bir yürüyüş bu şekilde manipüle edildiği iddia ediliyor. Bu kurgu çalışıyor mu onu bile bilmiyorum. Yani bizde çalışmadığı çok belli. Ama yani birilerinde işe yarıyor mu onu bile bilmiyorum gerçekten. Bir biçimde... Zaman kazandırıyor. Zaman kazandırıyor. Ben bugün mesela yine işte biz bu yayın yaptığımız gün Cüneyt Özdemir de canlı yayına çıktı. İnanılmaz şeyler olmuş açıkçası. Yani kendisini yuhalayan kitleyi eve paravan gibi selamlamalar mı dersiniz? Yani inanılmaz şeyler yaşanıyor. Hani bütün bunlar neden oluyor bunu da anlamaya imkan yok. Bütün bunlar olduğu için... Medya bulunun saçmalığını orada toplanan kalabalıktan daha fazla konuşuyoruz gerçekten. Yani bir biçimde dikkat dağıtıyor. Sonuç itibariyle bir biçimde İstanbul'da politikadan görece çok uzak tutulmuş, politik gerilimlerle adı anılmayan, daha çok yani eğitim kalitesiyle adı anılan bir okulda binlerce farklı görüşten öğrenci toplandılar, eylem yapıyorlar ve kimsenin eylem yapmadı. Yani 5 senedir kimsenin, belki işte feminist hareket ve birkaç şey hariç, kimsenin bir araya gelmediği kalabalıklar bir araya geliyor şu anda. Ve aynı anda bu olay yaşanırken bir yandan da grevler gerçekleşiyor, şu gerçekleşiyor, bu gerçekleşiyor. Hani bir yandan da çok hareketli bir şey var. Belki de böyle durumlarda mütemadiyen iktidarla alay ediyor olmanın kendisi tabii duygusal olarak güçlendirici bir şey ama acaba kafamızı mı karıştırıyor diye de düşünmek gerekiyor. Yani. Bir konfor alanı sağladığı gerçek bize. Evet. Tabii ki alaycılığın. Ve aslında o elit şeyini de kabul etmek demek bir ölçüde de yani. Hani bunlar da böyle filan yani. Onlara gülebilmenin tadı, o zafer, bu gülünç duruma düşmelerinden aldığımız şey artık yeterli gelmemeli belki de. En azından Boğaziçi öğrencisine gelmediği çok belli. Haziran Hanım devrim çağrısı yapıyorsunuz diyebilir miyiz burada? Aynen. 15 Temmuz öncesinde bir yasa çıkmıştı. Bu yasada kamu görevinden ihraç yetkisi YÖK'ten rektörlere veriliyordu. Ama zaten 15 Temmuz sonrasında da gerek KYK'larla daha sonrasında da işte Cumhurbaşkanlığı sistemi geçince de buna pek bir şey gerek kalmadı. Zaten tek merkezden bu kararlar alınmaya başladı. Özellikle şu dönemde bundan sonraki aşamada mesela AKP'nin bir hamlesi nasıl olacaktır Boğaziçi ile ilgili? Çünkü çok ciddi anlamda çatırdayan bir iktidar var. Bu her alanda yansıyor. Ciddi bir dışarıda da bir prestij kaybına uğradık. Okulun demirlerinin kelepçelenmesi gibi durumlarla. Peki bundan sonraki gerçekten AKP'nin hamlesi nasıl olacak? Ben şu anda yapılan adımın biraz yani Boğaziçi'nin tabii ki hani kendi yapısına, kültürüne falan şey olacağını düşünüyorum ama daha ziyade özelleştirmeye dair adımlar atacağını, araziye ve okulun kendisine dair özelleştirmeye dair adımlar atacağını düşünüyorum. Yani buradaki bu tercihin şu anda bir anda geliyor olmasının kendisinin biraz ekonomik bir şey olduğunu düşünüyorum. Yani dolayısıyla zaten aslında okuldaki çok çok fazla muhalif ve öğrencilere ilham veren, öğrencilere yol gösteren hocaların uzaklaştırıldığını biliyoruz. Ya da işte başka üniversitelere gitmek zorunda kaldığını, hatta ülkeyi de terk etmek zorunda kaldıklarını falan da biliyoruz. Zaten öğretim kadrosunda radikal değişiklikler oldu, senin de bahsettiğin gibi. Bunlar da devam edecektir ama bence göreceğimiz şey biraz daha böyle bir şey olacak. Çünkü aslında bu arazilerin ya da okulların özelleştirilmesi süreci de çok çok uzun bir zamandır devam eden bir süreç. Yani çok detaylı bilmediğim için
büyük konuşmak istemiyorum ama kendi Yıldız Teknik'te okudum mesela. Benim de okuduğum kampüs bir noktada Sabancı Üniversitesi'ne satıldı. Yani bir daha o kampüse gidemez oldum. Zaten hani bu böyle adımlar atılacağını düşünüyorum. Müfredatla alakalı da mesela İstanbul, yani AK Parti sonrası İstanbul Üniversitesi'nin değişimini hep konuşurlar. Hani daha tabii sosyal bilimlere ağırlıklı olduğu için İstanbul Üniversitesi, o geçişi çok daha iyi anlıyorsun. Yani bir anda İslamlaştırma ve Türkleştirme politikasının müfredatla birlikte nasıl sızdığını. Aynı şey Boğaziçi'nde mümkün olabilir mi? Olabilir tabii ki yani. Bu yapıların, bir de üniversitelerin sürekli olarak değişen öğrenci profilleri de oluyor yani. Her sene yeni insanlar geliyor. Çok genç, hayatlarının bir döneminde orada kalıp uzaklaşıyorlar. Birçok üniversitenin profili, yani şey profili, eğitim profili radikal biçimde değişti aslına bakarsanız. Dolayısıyla Boğaziçi'de de muhtemelen değişmekteydi ama bir yere kadar koruyordu. Muhtemelen orada da büyük değişiklikler gerçekleşecektir. Akademi diye bahsedilen şey aslında bütün dünyada global bir kavram olarak eşit bir şey olmalı ya. Yani akademi şu anda aslında yani bilimde, sanatta, pek çok alanda olduğumuz nokta, bilimsel olarak geldiğimiz nokta. Hı hı. Ve bu konu üzerinde düşünülen bütün o literatür. Ama Türkiye'de o kadar birbirinden kopuk bir akademik yapı var ki herkes birbirinden uzak zaten ve böyle durumlarda akademi de bir araya gelip kendini savunabilir bir pozisyon da bulamıyor. Kendi kalelerinde neredeyse feodal durumlar gibi kendini savunmak zorunda kalıyor. Bu da yani bu birleşmeme, bu bir arada olamama, akademinin tek bir vücut olamama hali de tabii ki çok büyük bir problem gibi gözüküyor herhalde. Evet, ama orada bence akademisyenler arasındaki bir şey de var. Mesela Boğaziçi'nde öğretim üyelerinin bence de cübbeyle yaptığı destek eylemi, işte rektörü arkalarını dönmeleri falan, bunlar çok anlamlı şeylerdi ama sonuç itibariyle bir öğretim üyesi olarak cübbe giydiğinizde aslında aynı sendikada olduğunuz onlarca, yüzlerce beraber çalıştığınız insanlarla aranızdaki bir hiyerarşiyi de hatırlatmış oluyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz bir sürü üniversitede öğretim üyesi olmak çok çok zor. Hele Boğaziçi gibi bir yerde. Yani aslında akademinin de belki de yine aynı şekilde demin ellerinde pankartları tutan öğrencilerin arkasına takılması, belki onlardan ilham alması, belki onlarla eşit bir ilişki, daha eşit bir ilişki kurarak bu mücadelelere katılması gerekiyor. Kendi içinde kapanmak yerine. Bir de dünyanın aslında, yani Türkiye'ye dair avantajlı bir şey de söylemek istiyorum ki, dünyanın her yerinde akademi bu kadar şey bir şey değil, eşit bir şey değil. Yani şu anda bize Melih Buludağ, Türkiye'deki birçok kişi de AKP'li de üniversitelerden, iyi üniversitelerden bahsedildiği zaman Amerika sistemini örnek veriyor. Amerika'dan bahsediyor, Ivy League okullarından bahsediyor ama bu okullarda insanlar çocuklarını okutmak için eğer orta sınıf, üst orta sınıfsınız bile ömrünüzün sonuna kadar para biriktirmeniz falan gerekiyor. Yani Türkiye'deki gibi bir sistemle, yani herhangi bir şehirden iyi, çalışkan, zeki bir çocuğun, gittikçe azalıyor bu ihtimal ama işte zeki ve çalışkan bir çocuğun bu derece iyi bir okula gelmesi pek mümkün değil aslında. Yani fırsatın kendisi aslında, yani Boğaziçi'ni de Türkiye'deki üniversiteleri de benzersiz kılan durum bu. Yani aslında burada mesela benim endişelendiğim yüksek harçlar gibi okulu gerçekten elitleştirmeye yönelik şeylerin de olabileceği, yani hani gerçekten bu Amerika örneğinin kendisinin korkutucu bir tarafı var. Çünkü Amerika çok büyük eğitim eşitsizliği olan, insanların okumak için savaşa katılmak falan zorunda kaldığı tuhaf bir ülke. Haziran, ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz Hazirancığım. Bu konu, bu hafta da bilgilendik akademik dünyaya dair. Var mı son bir cümlen eklemek istediğin? Hayır. Haftaya yine umuyorum burada olacağımı. Elit kalın. Boğaziçi'ni takip etmeyi ve öğrencilere destek olmayı unutmayın. Melih Bulu'ya vermek istediğim mesaj. Melih Bulu'ya vermek istediğim... Yok mesaj. Ne yapabilirim? Kendisine bir şarkı hediye etmek istedim. Kendisine bir Nothing Else Matters diyorum. Boğaziçi seni istemiyor diyorum. Kendi hashtaglerinde söyledikleri gibi vazgeçmiyorlar, kabul etmiyorlar. Belki Melih Bulu da bunu artık özümsese iyi olur diye düşünüyorum. Haftaya görüşmek üzere.